Rehber TV ekranlarından hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hanımlar Rehberi programıyla bugün de karşınızdayız yeni konu ve konuklarla. Kadın ve kadına dair her şeyi konuştuğumuz programımızda bugün de yine kadına dair bir konuyu, tesettürü konuşacağız ve tesettürün tarihini konuşacağız. Evet, değerli stüdyo konuklarım, TESSEP İstanbul Sözcüsü Rümeysa Demir ve yine TESSEP ilçe temsilcilerinden Betül Berivan Demir hanımefendilerle. Hanımlar Rehberi başlıyor efendim. Evet, TESSEP İstanbul Sözcüsü Rümeysa Demir hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve TESSEP Sultan Gazi temsilcisi miydi? Evet. Betül Berivan Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün inşallah tesettürü, kadın ve kadına dair her şeyi konuşuyoruz programımızda. Bugün de yine kadını gerçekten yakından ilgilendiren bir konuyu, tesettürü konuşacağız. Ve ne yazık ki yozlaşmaya yüz tutmuş artık tesettür. İnşallah onu da belki ileriki dakikalarda ona da değineceğiz belki ama en başından isterseniz tesettür nedir ile başlayalım. Tabii. Tesettür nedir ve tesettürde tarihe, hangi tarihte, ne zaman, ne şekilde ve nerede rastlıyoruz? Buyurun. Tabii, tesettür örtünme, giyinme anlamına gelmektedir. Arapça setir kelimesinden türeyen tesettür, lügatta kapanma, gizleme, saklama, kuşanma anlamlarına gelmektedir. Tesettür, erkek ve kadının avret olan mehalini örtmelerine denir. Tarihe baktığımızda tesettürün yaklaşık 4000 yıl önce Babil İmparatoru Hammurabi'nin kadınların sosyal statüsünü ilk kez yazılı kanun haline getirerek kadınların dışarı çıkarken örtülü olmaları gerektiğine değinmiştir. Kadını örtüye sokmanın temel nedeni hür kadın ile köle kadının birbirinden ayrılmasını sağlamaktı. Yani başlangıcı bu şekilde miydi o zaman? Evet. Hür ve köle kadınları birbirinden ayırmak. Evet. Yani amaç hangi kadının bir erkeğin koruması altında olduğunu, hangi kadının sağ kolay av olduğunu göstermekti. Hı hı. Başörtüsü kadının üst tabakadan, soylulardan olduğunu, alınıp satılabilen bir cariye veya köle olmadığını göstermekteydi. Ve yine tarihe baktığımızda başörtüsü iffetli kadınların sembolü haline gelmiştir. Hı hı. İslam gelmeden önce tarihe baktığımızda İslam'dan önceki toplumda Arap toplumunda kadınların savaşa giderken eşlerini, kardeşlerini, abilerini veya akrabalarını savaşa teşvik amaçlı savaşa katıldıklarında savaşın seyrinin değiştiğini, kaybettiklerini anladıkları zaman kendi başörtülerini çıkarıp kendilerine cariye ve köle süsü vermeye çalışmaktaydılar. Bu bir savaş taktiği olarak. Evet, hem esir al düşmeme açısından hem de özgür ve soylular olduklarını göstermeme açısından böyle bir uygulamaya gerek duyuluyordu. Ve bununla birlikte kendi beldelerine rahat bir şekilde ulaşmayı amaçlıyorlardı. İslam öncesi Arap şairlerinden olan Ferezdak, başörtülü bir kadının ancak kendi kocasının, kardeşinin veya dayısının yanında başını açabileceğini vurgulamıştır. Yani İslam'la hiç alakası yok, Allah'ın emri yok, daha evet. Ayet yok. Evet. Ama böyle bir şey var yani. Evet, böyle çok bir soylularda ve hür olan insanlarda böyle bir sistem hakim. Hı hı. Evet. Yani şimdi günümüzde ne yazık ki yani günümüzde değinmeyeceğim, sadece şunu söyleyeceğim. Evet. Hani başörtülü olanlar ya da tesettürlü olanlara daha çok böyle köle muamelesi yapılıyor ya da o tür söylemlerde bulunuyor ama bakıyoruz ki aslında tarihte başörtüsü ya da tesettür diyelim hür olmanın, aslında soylu olmanın bir göstergesi olarak çıkıyor karşımıza. Evet. Hatta başörtüsü buradan tarihe baktığımızda da başörtüsü sadece İslam'ın değil, tarih boyunca tüm insanlığın ortak değerlerinden bir tanesi olmuştur. Hı hı. Tam oradan Rümeysa Hanım sizinle devam edelim. Peki Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve diğer dinlerde nasıldı?
var mıydı veya da ne şekildeydi? Tabii ki vardı. Arkadaşımızın da bahsettiği gibi tesettür bir soyluluğu ifade eden, gösteren ve reklamını yapan bir göstergeydi. Tesettür derken bunu tamamen bir kapatma olarak değil ama bir tülbentle, bir başörtüsüyle, örtüye benzer bir şeyle kapatmak da mümkündü. Yani şekli şemali çok fazla bilinmiyor. Hepsinde farklı. Sadece evet. Biz buna tesettürden maksat kapalılık olduğu için evet. Yani üstüne velev ki bir çarşaf bile alsa, velev ki bir nevresim bile alsa ama kapalı olduğunu. Çünkü tesettür kavramı İslam diniyle atfedilen bir kavram. Hı hı. Diğerlerine başörtüsü veya bir örtü tarzında ifade etmemiz daha belki uygun olacaktır. Hı hı. O konuda bir açıklama getirelim. Yahudilik ve Hristiyanlık da tabii ki vardı. Şu anda da gördüğümüz, Ortodoks Yahudilerinde de gördüğümüz üzere. Evet, birçok dinde vardı ve kişinin uzuvlarını gözlerden sakındırmak, kötü bakışlardan, hatta kendi kötü düşüncesini dahi kendisinden sakındırmak, ailesindeki, fertlerindeki kötü bakışlardan uzaklaştırmak için bir kapanma söz konusuydu. Saçı, yüzü, belki bütün vücudu kapatma söz konusuydu. Bu farz olarak bir emir olarak değil, fakat tevazu, takva ve iyi huylu insanların yapabileceği bir ibadet gibi, bir geleneksellik olarak atfedilen, yapılan bir şeydi. Ve Yahudilikten başlayacak olursak, eğer Tevrat döneminde kadınlar başlarını bir tülbentle, bir örtüyle kapatırlardı. Bunu ibadetlerinde ve evli olan kişilerin başlarını kapatıp dışarıya çıkmaları. Bir emir olarak mı? Emir olarak değil. Tevrat'ta başının örtülmesine dair bir belge yok. Hı hı. Bir metin yok. Lakin peçeyle ilgili bir sadece metin var. Yani yüzün kapanması hakkında bir metin var. Hı hı. Ama kafanın, yani başın, saçların kapanması hakkında bir metin yok, rastlanmamış. Hı. Ve Yahudilikte ama kadının... Ama orada da soyluluğun bir göstergesi miydi? Tabii yine? Ki, evet. Tevazunun, dürüstlüğün, evet, güzel ahlakın olduğunun, yani o kişi tevazu ve ahlakın, takvanın bulunduğunun göstergesiydi başı kapatmak. Bir kadının başını kapatması bunları ifade ediyordu. Ve kadının saçını örtmemesi de utandırıcı bir şeydi. Bunun bir bedeli olması gerektiğini, bir cezasının olması gerektiği fikri vardı kendisinde Yahudilerin. Talmudik zamanında kadının başını örtmesi, hatta başını örtmeden dışarıya çıkması, sokağa çıkması, bir erkekle konuşması, sesinin dışarıya çıkması, evde dahi yüksek sesle konuştuğunda bir erkeğin dışarıdan onun, kadının sesini duyması yasaktı. Ve bunlar ayıplanacak, cezası olması gerektiği konulardı. Eğer bir kadın başını örtmeden dışarıya çıkarsa, bir yabancı bir erkekle, helal olmayan bir erkekle konuşursa ve sesi dışarıdan duyulursa, eşi ona nafaka ödemeden, hatta o kişiye sormadan boşama hükmüne sahipti. O kişi hiçbir şekilde açıklama yapmadan onu boşayıp nafakasız bırakma kendisinde böyle bir hüküm vardı. Hı hı. Ve bununla beraber buna karşı Allah'a göre de evli olan kişiler örtmeliydi kafalarını ki evli oldukları belli olsun. Bekar olanlar da kişinin kendi fikrine göre bekarlığını ifade edebilmek, gösterebilmek, dışarıya sunabilmek için açık bir şekilde gezebilirdi. Böyle bir fikre sahipti. Allah'a da o zamanın Yahudilerin din adamlarından biri. Yani hepsi kadının muhafazasına kapanması yönelik aslında. Kapanması ve muhafazası üzerine hükümler çıkartıyorlar. Hı hı. Kadının tevazusunu korumak ve başını kapatması Orta Çağ'da başlayarak Doğu Avrupa'da, Müslüman ülkelerde ve Yahudi kadınlarının süslü başlıklarla devam ettirmesiyle günümüze kadar geliyor. Müslüman ülkelerde de devam ediyor bu, Yahudilerde de, Hristiyanlarda da ve Doğu Avrupa'da da bu şekilde devam ediyor. Kadınların kendisini korumak, tevazusunu sunabilmek, takvalı olduğunu, ailesine ve eşine sadakatli olduğunun belirtisi olarak başlarını kapatıyorlar. Ve Tevrat'ta tam olarak dediğim gibi bir metin yok, farz olması veya zorunlu olması üzerine peçeyle ilgili bir metin var. Ama bütün kadınların örtmesi gerekliliği üzerinden, bunun örtmeme konusunda ayıp olduğunun, örtmeyecek kadınların, evli bir kadın eğer başını örtmeyecekse o zaman kısaltmalıdır. Tamamen tıraş etmelidir, kesmelidir veyahut peruk takmalıdır, bone takmalıdır gibi çeşitler sunuluyor. Ama o saçın kesinlikle kapatılması fikrindeler. Kadının kendisini teşhir etmek yerine muhafaza etmesi, kapatması, koruması gerektiği fikrindedirler. Yani bir dini bir vecibe, bir emir olmadığı değil halde aslında toplumun bir nevi huzuru için, toplumsal belki de bir düzen için
kadınların kapanma olması, kapalı olması gerekliliği demek ki ta o çağlardan, o zamanlardan bile karşımıza çıkıyor. Evet, evet. Çoğu Yahudilerin şu anda da hala günümüzde bazı Yahudiler kafalara kapalı bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Hatta ve, tam kapalıları var tabii, mesela. Tabii. Yani evet. Tam böyle peçeli, evet, evet. Eldivenli. Onlar Ortodoks Yahudileri deniyor onlara. Hı. Onların dini ve cibelere sıkılı samimiyetleri daha fazla olduğundan peçe şeklinde, yani bildiğimiz Türkiye'de de kullanılan çarşaf gibi, hatta tamamen üstü de kapalı olan peçe şeklini kullanmaktalar. Dediğim gibi peçe de zaten Tevrat'ta geçiyor. Hatta her sabah kendi dualarında kafalarından aşağı inen tallit denen bir örtüyle ibadetlerini, erkekler ve kadınlar ibadetlerini bu şekilde yapıyorlar. Her gün bu ibadeti yaparken, sabah dualarını yaparken bu tallit denen örtüyü kullanıyorlar. Ve toplumların içinde de bunlar çok saygın insanlar. Tabii ki. Evet. Yani çok özel insanlar, herkesin evet. saygı duyduğu, herkesin hani bizde parmakla gösterdiği tabiri vardır ya, onların evet. içinde de bu şekilde ve hatta kendi bizim toplumumuz tarafından da bunlar işin belki de trajikomik yanı, saygın olarak görülen evet. insanlar. Berivan arkadaşımızın dediği gibi eskiden hürlüğü, özgürlüğü ifade eden evet. bir örtüydü. Şu anda da Yahudiler ve Hristiyanlar içerisinde de Allah'la yakınlığını belgeleyen, yani dini vecibelerini tam yerine getiriyor. Muhafazakar dediğimiz, yani korunaklı, kendisini korumak için çabalayan, nefsine söz geçirmiş kişiler olarak. Biliyorsunuz Yahudilikte de nefsine söz geçirebilmek büyük bir erdemliktir. Onun için saygıyı ifade ederler, saygıda bulunurlar. Hı hı. Ve büyük bir sadakati, saygıyı hak ederler zaten. Hristiyanlıkta ise, devam edecek olursak, Yahudilikte böyleydi kısacası. Hristiyanlıkta ise İncil'de kadınların örtünmelerini erkeklerin üstünlüğü olarak, erkeklerden bir tık daha üstün olduklarını ifade ettiği için kadınların örtülmesi gerektiği hususu vardır. Yani bir kadın erkekten daha üstündür, onun için örtülmesi gerekir. Bu fikre sahiptir İncil'de de. Ve Pavlus'a göre de son derece anlamlı bir şey olan kadının uzun saçları sadece korunması, saklanması, gizlenmesi gerekir. Kadının aslında saçının çok değerli bir şey olduğunu, bunun bir ziynet olarak göründüğünü ve bunun ancak saklanarak, muhafaza edilerek korunabileceği kafasındadır. Pavlus'a böyle bir düşüncededir. Pavlus'a zaten o zamanın din alimlerindendir. Ve eğer Hristiyanlıkta kadın başını kapatmıyorsa bu yüz kızartıcı bir şeydir. Ancak saçını keserek bu yüz kızartıcı şeyden kurtulabilir. Yani eğer saçını açıyorsan, saçların görünüyorsa çok çirkin görünmelisin ki açabilesin saçını. Açabilesin, ya evet. da kısaltacaksın ki hafifletilsin. Tamamen ya bir kel olacak ya tıraş yaptıracak. Ondan arınacak, kendisini güzel gösteren şeyden arınacak. Veyahut peruk takacak dediğim gibi. Hı hı. Ve başörtüsün dinler Hristiyanlar için taşıdığı anlam ise Hristiyan bilgini Tetulin, kadınların başlarını örtme çağrısını şu ifadelerle kullanılıyor. Bakire, yalvarırım başını bir örtüyle ört, iffetli edep silahına sarıl, etrafını hicap duvarıyla çevir, cinsiyetine ne kendi bakışlarının ne de gelip geçen bakışlarının sızmayacağı bir duvarı kadınlarına ait bir giysi taşın. Kadınlarına ait bir giysi taşırken önce onu bir ifade edeyim. Hristiyanlıkta bazı kadınlar baştan aşağıya dizlerine kadar uzanan bir örtüyle, yani sadece gözlerinin görünebileceği bir örtüyle örtünürler. Hı hı. Kimisi de saçlarını kapatarak, çene altından iğneleyerek omuzlarından aşağı dökülen bir örtü kullanırlar. İki şekildedir bu örtü. Bu örtüyü kastediyor kadınların örtüsü olarak, kadınların giysisine bürün diye. Buradan da anlayacağımız üzere Tetulin, yani onların din alimlerinde, Hristiyanların din alimlerinde kadının bakire bir kızın da aynı şekilde kendi hayasını, iffetini korumak için bir ipe sarılması gerektiğini ve bununla tesettürlü olabileceğini, özgürlüğünü, iffetini, sadakatini, tevazusunu bu örtüye bürünerek ifade edebileceğini, gösterebileceğinin fikrinde ve bunu bütün herkese aşılıyor. Söylüyor. Ve Hristiyanlık örtü ise saçları içine alan, dediğimiz gibi örtü oluyor. Ya çenenin altından aşağıya sarkan ya da tamamen baştan aşağıya dizlere kadar uzanan bir örtüyle
bürünüyorlar. Yani bizim tesettürümüzden çok da farklı değil o zaman. Evet. Hatta daha olarak. Biraz daha katı. Evet. Yani tamamen kesilmesi gerekiyor. Ortam insanlar tarafından dışarıya çıktıkları zaman yan gözle bakılabilecek biri. Yani saçı eğer açıksa yan gözle bakılabilecek biri. Hatta iffetsiz olarak adlandırılacak. Erkeklerin çok rahat laf söyleyebileceği, dalaşabileceği, kötü gözlerle bakılabilecek bir insan portresi oluşturuluyor. Eğer başın kapalı değilse ve saçın tıraş edilmemişse. Yani hepsine baktığımız zaman ortak payda herhalde şudur. Kadın özeldir, değerlidir, güzeldir. Onu dış korunması gerekiyor. Yani. Bunun bir şeyle korunması gerekiyor. Evet. Koruyacak şey de örtü, tesettür. Örtü. Yani aynen kapanması. Öyle. Ancak öyle kendini muhafaza aynen edebileceğini. Ve aynı zamanda Mecusilerde ve İran'da da tesettüre rastlamak mümkün. Mecusilerde. Evet. Hatta o zaman kadınlarına özel, Hindistan'da da aynı şekilde. Hı-hı. Kadınlarına özel şu anda tahtlar, çok soylu aileler tahtlarla taşınır ya şehrin merkezinde. Hı-hı. Eğer filmlerinde, dizilerinde, haberlerini görmüşseniz soylu kadınlar onlara özel süslenmiş tahtlarla birileri tarafından taşınır ve şehri öyle gezerler. Alışverişlerini o şekilde yaparlar. Bir yerden bir yere giderken o şekilde giderler. Muhafaza edilmek adına. Evet. Yani değerli. O değerli evet. Tahtın üzerine. Şu an çok soylu aileler o tahtı kullanıyorlar, yaptırıyorlar. Köleleri tarafından taşınıyorlar. Tabii. Ama o zamanda da kadın çok değerli olduğundan korunması, dışarıdan bir zarar görmemesi adına onlara özel tahtlar kuruluyor ve onlar o tahtlarla devam ediyorlar. Evet, süslü, kadına özel tahtlar. Yani komple kapalı, dış gözlere karşı da korunaklı yani. Evet, aynen öyle. O zamanlarda da Mecusilerde, İran'da ve Hindistan'da da onlara özel, yani bir örtü zorunluluğu yok ama onlara özel bir taht kavramı var ve İran'da da aynı şekilde çarşafa benzer giysiler var. Kafadan aşağıya sarılan, uzun bir şekilde atılan, şu anda Erzurum'da yanılmıyorsam kullanılan çiçekli desen, yöresel bir örtü. İran'da da o şekilde kullanılan örtüler var. Şu anda da günümüzde zaten çarşaf olarak gelmiş. Siyah çarşaf olarak kullanılıyor. Evet. Peki Berivan Hanım, Yunan ve Roma'da nasıldı tesettür? Baktığımız zaman Yunan medeniyetinde de Roma medeniyetinde de tesettürün pek farklı olmadığını, öbür medeniyetlerden pek farklı da olmadığını da görmekteyiz. Hı hı. Yunan cemiyetinde kadın ahlaki hak ve hukuk bakımından aşağılık bir hayat yaşamaktaydı. Yunan medeniyeti hicap yani örtüyle tanıştığında artık kadınlar arasında başörtü büyük bir değer kazanmış. Yunan aileleri haremlik ve selamlık hayatlara başlamıştır. Hı-hı. Yunan ailelerin kızları, eşleri, kadınlar dışarı çıkarken çarşaflı ve örtüyle çıkmaktaydılar. Peki bunun gerekçesi neydi? Yani bunu neye dayandırıyorlardı? Bunu şu şekilde kendilerini bu şekilde muhafaza edebileceklerini düşünüyorlardı. Hı-hı. Ve bu şekilde de gerçekten de bir huzura erdiklerini düşünmekteydiler. Asil ve Yunan milletinde asil ve soylu kadınlar hatta erkeklerle bir araya gelmemekteydiler. Çünkü bu onlar için artık bir ayıp, bir ayıp ve yani bizim günümüzdeki selamlık, haremlik usulü mü? Evet, bir ayıp olarak görünüyordu. Kadının ulaştığı Yunan medeniyetinde bu seviye Yunan milletinin gelişme ve medeniyet açısından en kuvvetli olduğu bir devreye rast gelmektedir. Tabii Yunan milleti zaman geçtikçe kendi şehvinin, nefsinin arzularına, cazibesine dayanamadı ve yenildi. Roma medeniyetine de baktığımızda Roma'nın inişleri ve çıkışları sürekli göz önünde görülmektedir. Kadının hayatı bu medeniyette de öbür medeniyettekiler gibi pek farklı değildi. Ailenin reisi olan erkek çocuklarının eşinin üzerinde hak ve hukuk bakımından tam bir otoriteye sahipti. Kadını öldürmeye kadar giden bir ayrımcılık söz konusuydu. Roma fakat medeniyetin Roma topraklarına girmesiyle bu nizam da tamamen kayboldu ve yıkıma uğradı. Roma'da başörtüsü olmadan dışarı çıkan bir kadının başına gelebilecek bela ve musibetlere karşı bu kadın kanunlar tarafından korunma hakkını kaybetmekteydi. Zamanla Roma'da kadın geçimi, şahsi masrafları ve istiklalini kazandıkça kadın
kazandığında kadınlar daha sonra tefeciliğe başladı. Erkekler kadınların kölesi durumuna düştü. Yani roller tamamen mi değişti? Evet, tamamen roller değişti. Boşanma kolaylığı kadının istediği zaman eşini boşama hakkını ona verdi. Roma'da evlilik küçük yaştaki çocukların oynadığı evcilik oyununa döndü maalesef. Hemen hemen zamanımızla kıyasladığımız zaman çok bir fark görmüyorum aslında aralarında ben genel olarak kendim baktığımda. Yani ifrat ve tecritin ne kadar yıkıcı olabildiğini aslında örneğini bir nevi sergilemiş oluyorlar. Kadına verilen yüksek mertebe her gittikçe tamamen yoldan çıkılmaz bir hale geldiğini de gösteriyor. Bu kadar. Ya da kadının ezilen, sömürülen kadın eline güç geçtiği anda o da ezmeye, sömürmeye başlıyor. Evet. Bir nevi aslında onu da okuyabiliyoruz. Evet. Zaten o zamanlarda dedik ya kadın tefeciliğe başlıyor bu sefer. Evet. Kendi bedeninden kazandığı parayla tefecilik yapıyor. Erkeklere borç para veriyor adamlara. Ve onun karşılığında verilmeyen para karşılığında cezalandırılıyor. Bir nevi intikam duyguları. İntikam yani büyük bir acı bir durum var yani ortada. Tefecilik yapıyorsunuz. Ve bununla kendi bedeninizden kazandığınız parayla yani ne bir değer kalıyor ortada ne bir kadının onuru, gururu kalıyor aslında. Evet, yani bu şekilde de hem tesettürden sonra yapılan uygulama kadına verilen değerler daha sonra ailelere yansımaya başlıyor. Bu sefer toplumu, aileyi zaten yıkan unsurlar toplumu da yıkmaya mahkum oluyor. Zaten bu şekilde de toplum da yıkılmaya mahkum oluyor. Peki Rümeysa Hanım sizinle devam edelim. Fransız reformunun tesettürü ve kadınlığı şekillendirmeye yönelik etkileri nelerdir? Ne şekilde şekillendiriyor? Kadını şekillendirmede etkisi çok fazla. Hem kadını hem aileyi hem de toplumu maalesef ki. Hı hı. Meşhur Fransız inkılabının getirisi mesuliyetsiz bir hayat. Yani sorumluluk sahibi olmayan, sorumluluk almayan bir kadın tarafından idame ettirilen bir hayat. Hı hı. Ve öyle bir inkılap yapılıyor ki çok eski olan birçok medeniyetin, birçok örfün, adetin, ayıbın, günahın kaldırılması üzerine çalışılıyor. Reform derken, yenilik derken, ilerleme derken aslında geçmişin bıraktığı ayıp kavramlarının hepsinin kaldırılma amacında Fransız İnkılabı. Hı hı. Ve böyle bir tavrı milletçe ilerlemenin zaruri bir neticesi olarak görüyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsak milletçe daha rahat, daha çağdaş, daha modern, daha güzel bir hayat idame ettirmek istiyorsak, hı hı, geçmişten kurtulacağız. Devrimci kafaların düşünceleri şunlardı. Eski olan eskide kaldı. Eski mazidir. Eski bize yeni bir şey, yeni güzellikler veremez. O zaman eskiyi silip süpürmek ve yok etmek gerekir. Ve bu gibi unsurlar cemiyet hayatından tamamıyla çıkartılması gerekir. Eski kafası. Bunları da söküp atmadıkça terakki, yani yenilikler, yeni şeyler, yeni kafa, modern hayat bize gelmeyecektir, uzaklaşacaktır. Bu fikirdedir devrimci kafalar. Peki bu eski düşünce denilen kanunlar, yürürlükler nelerdir? Bunlar aile olmak. Onlara geçmeden önce Rümeysa Hanım, tam orada keselim. Bir, hı-hı, aramız var. Aradan sonra tam oradan devam edelim, tamam, isterseniz. Evet, Hanımlar Rehberi'nde şimdi bir kısa araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, bugün TESSEF'ten çok değerli konuklarla, misafirlerle tesettür ve tesettürün tarihini konuşuyorduk Hanımlar Rehberi'nde ve kaldığımız yerden devam ediyorduk. Evet Rümeysa Hanım, hatta kaldığımız yerden değil de isterseniz soruyu baştan alalım. Sorunun başından devam edelim. Fransız reformunun tesettürü ve kadını şekillendirmesinden konuşuyorduk. Baştan alalım. Meşhur Fransız İnkılabı mesuliyetsiz hürriyet sahibi olan insanlar yetiştirme derdindeydi. Böyle bir millet oturtma derdindeydi. Böyle bir hedefteydi. Ve çok eski bozma olan, aslında. Tabii ki yani yenilik, güzellik ve rahatlık adı altında aslında örften, gelenekten, ayıptan ve günahtan soyutlamaydı milleti. Daha rahat bir yaşam adı altında aslında namus ölçüsünü, namus ve ayıp kavramını ortadan, böyle bir sınırı, böyle bir duvarı ortadan kaldırma derdindeydi Fransız İnkılabı. Evet, böyle açıklayalım. Böyle bir tavrı eskiyi bırakmadıkça, geleneklerden, haya kavramından, ayıp kavramından, ahlak kavramından ayrılmadıkça da
bu cemiyet hayatının ilerlemeyeceğini ve hep geride sayacağına fikreniydi. Ve devrimci kafaların düşüncesi şuydu: eski eskide kaldı. Yani eski olan her şey eskide kaldı ve eski olan her düşünce, her kayda ve metot mutlaka kötüdür. Yani bana geleceksen, eğer yeni bir fikirle geleceksen, eskiden tamamen soyutlanmış bir fikirle gelmelisin. Ayıp kavramından, günah kavramından, namus ölçüsünden, haya ölçüsünden sıyrılmış, soyutlanmış bir fikirle, bir kavramla gelmelisin. Yenilikçi olmak demek bu demekti yani onların yani kafasında. Yani bir nevi o yenilikçi kavramıyla aslında toplumun yararına, evet, toplumun yararına olan değerlerini yıkmak için o şekilde, evet, onu kullanıyor. Yani aynen öyle. O şeyde insanları o şekilde çekip o kavramıyla kandırıp sonra yıkımlarına başlıyor, evet, sanırım. Bu gibi unsurlar cemiyet hayatından söküp atmadıkça da terakki mümkün değildir kafasındaydı devrimci kafalar. Hı-hı. Peki diyoruz ki o zaman, peki bu eski düşünce denilen konular nelerdi? Bunlar haya ölçüsü, eşlerin birbirine karşı sadakati, yani bir kadının sadece eşiyle yaşaması, onu sevmesi, kalbinde eşini barındırması, bir erkeğin de sadece kendi eşine sadakatle davranması, ailesini bilmesi, onun geçimini sağlaması. Bakın bu da çok önemli. Erkeğe şu benimsetiliyor: sen aileni geçindirmek zorunda değilsin. Sen bir bireysin, özgürsün. Anneye deniliyor ki sen çocuk bakmak, eş sorumluluğu almak zorunda değilsin. Sadece gönlün bir eşten yana olmayabilir. Bunu iki tarafa da benimsetiliyor. Sadakat ortadan kaldırılıyor. Hı hı. Anneye deniliyor ki bir canın mesuliyetini, yani bir çocuğun, bir evladın, bir yuvanın mesuliyetini almak zorunda değilsin. Bundan tamamen soyutlanabilirsin. Bu senin en özgür hakkın. Sen de bir bireysin. Kendine dönmelisin, kendini sevmelisin, istediğin, hı hı, şeyleri yapabilirsin. Gönlünü istediğince eğlendirebilirsin. Ve bir erkekle kızın konuşması mahkemeye gidecek kadar büyük bir şeyken, Fransız reformundan önce, bunlar artık normalleşiyor. Hatta ve hatta bekarlar değil, evliler dahi yabancı erkeklerle husumeti olabilir, konuşması olabilir, diyaloğu olabilir, sevgi yaşayabilir, muhabbet yaşayabilir birbirlerine karşı. Bunun fikrindeydi reform. Bunu getirmek istiyordu. Yani namus ölçüsü, haya ölçüsü, sadakat ölçüsünü ortadan kaldırma derdindeydi reform. Ve bununla beraber oluşan reformdan sonra bu bir milleti ayakta tutan medeniyeti yıkma çabasıydı. Yani nikah akti, eşlerin birbirine karşı sadakati, ailenin eşini ve çocuğunu benimsemesi, eşin eşini, eşin erkeğin eşini benimsemesi, çocuklarını benimsemesi, o ailenin sorumluluğunu benimseyip o sorumluluğu alması, çalışması, çabalaması bir medeniyeti ayakta tutan meselelerdi. Bu unsurlar ortadan kalktığı zaman bir aile, bir fert ortadan kalkıyor. Bir yuva ortadan kalkıyor ve zamanla toplum yıkılıyor, sarsılıyor ve bir medeniyeti ortadan kaldırıyor aslında, evet, bu unsurlar. Biz ne kadar basit bir şey olarak görsek de anneliği, annenin yuvasına karşı sadakatli olması, eşine karşı sadakatli olması, eşin eşe sadakat sahibi olmasını belki madde madde olarak ele aldığımızda çok büyük şeyler değil, ama bunlar birleştiği zaman bir yuvayı, bir toplumu ve bir medeniyeti ayakta tutan unsurlardır. Ama Fransız İnkılabı'nın ortadan kaldırmak istediği ayıplar, örfler, adetler, namus bekçiliği, bu gibi şeylerin ortadan kalkması gerekiyordu. Hı. Ve evet, yani insanlar nasıl karşıladı, ben onu merak ediyorum. Şöyle, oluşturulmak istenen fikir, namus nedir, ismet nedir? Hı hı. Yani bunlar birer kavramdır. Nasıl olması gerektiği kişiye bağlıdır. Yani, hı-hı, namus ve iffet kavramının kişiye bağlı olduğu ve gönlüne bağlı olduğu fikrindeydi. Şimdi mahkemeler kuruyor, bunun tartışmaları oluyor. Ve şimdi diyor, bir genç kız birini sevdi, onu ölene kadar gönlünde mi taşımalı? Yani bunu illaki nikah akdine, bir sorumluluk altına mı koymak gerekiyor? Ya bu kişi bunu taşıyamazsa? Demek ki o zaman nikahsız bir şekilde de sevgisini yaşayabilir, muhabbetini yaşayabilir o kişiyle. Yani aslında hemen hemen yasak olan, yani günah olan, yani toplumun aleyhine olan bazı duyguları masumlaştırarak. Masumlaştırmaya çalışarak bunu topluma yayılıyor. Güzel bir şekilde yayılıyor. Ve zaten hemen hemen toplumumuza baktığımızda bu artık insanlarımızın normal karşıladığı kavramlar haline geldi maalesef. Evet, zamanla günümüze baktığımızda böyle. Evet, artık aileler kendi çocuklarının
ilişki kurmaları onlar için normalleşti. Yani günah emniyetini onların gözünde kaldırtırdı. Yani takvalı olmak, ahlaklı olmak, hayalı olmak ve bir ömrü bir kişiyle, bir kişinin muhabbetiyle, bir kişinin sevgisiyle, bir kişinin sadakatiyle geçirmek bir beladır. Ve bu beladan tezelden kurtulmak gerekir. Yani sıkılabilir insan, sevmeyebilir, bir saatten sonra nefret edebilir bu fikirde. Yani bunu empoze ediyor insana. Sen işinden sıkılabilirsin, bir zaman ondan nefret edebilirsin, ondan uzaklaşmak isteyebilirsin. O zaman senin gönlün başka gönüllere de kayabilir. Yani o haya ve namus anlayışı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ve daha öncesinde bir kızın bir erkekle konuşması dediğimiz gibi yasaktı. Yani bir mahkemeye giderdi ve baba bunu büyük bir yüz kızartıcı bir hakaret olarak alırdı. Nasıl benim kızım bir erkekle konuşur, bekar bir kız, evli olmadığı halde, nikahlısı olmadığı halde nasıl bir erkekle konuşur? Bunun büyük bir ızdırabını yaşardı ve mahkemelik olurdu. Sen nasıl kızına sahip çıkmazsın, nasıl onun sorumluluğunu sokağa bırakırsın diye ceza da alırdı. Kız da erkek de ceza alırdı. Yani büyük bir ayıptı ve cezası olması gerektiği bir ayıptı. Bu fikirdeydi toplum. Ta ki Fransız Reformu gelene kadar. Fransız Reformu'nda bir genç kız mahkemeye çıkıyor bir erkekle konuştuğu için. Ve baba yine aynı şekilde, çünkü eski kafalı deniliyor ya babalara, annelere de aynı şekilde. Ve bundan dolayı öfkeli kızına, nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl bir erkekle konuşabilirsin ve bizi buraya düşürürsün. Mahkeme sahipleri de diyor ki siz hala davamızı anlamamışsınız. Yani bizim davamız artık bunlar değil. Yani geçin artık bunları, bu namus bekçiliğini, namus kavramlarını geçin artık. Kızı da dönüp babasına diyor ki sen hala bizim davamızı, bizim meselemizi çözememişsin. Yani bir aşkımızı da kalbimizde yaşamayalım. Yani namus kavramından uzaklaşılan her şey bütün toplumu yıkabilecek bir meseleyken basit bir mesele, olabilir bir mesele ve bunu kavramayan insanla gerici olarak adlandırılıyor. O babaanne gerici olarak adlandırılıyor ve bunlardan kesinlikle korunması gerektiği üzerindeler. Peki ve, aşama aşama mı gerçekleştiriyor Meysa Hanım bu reformu? Tabii ki zamanla aşama zamanla gerçekleşiliyor. İlk önce haya, ismet, sadakat, takva, edep, bunlar sorgulanıyor. Gerçekten işte iyi bir insan olmak sadece bir eşle evli kalabilmek mi? Bunlar sorgulanıyor. İlk kafalar karıştırılıyor. Sonra zamanla aile içi hukuklarda boşanma, evlenme, erkekle kızın konuşması sonucunda ceza verilmemesi, bunun rahat bir gözle görülmesi, rahat bir şeye, rahatça karşılanması, bunlarla zamanla topluma oturtulan bir mesele haline geliyor. Sonrasında zaten kadının çalışması ve para kazanması, ailesini inkar etmesi, o aileden uzaklaşması da süre gelen meselelerdir. Bir sonraki soruda da inşallah onları da cevaplayacağız. Evet. Ve kadının son derece modern adı altında açık giyinmesi, çalışması, yuvasından uzaklaşması, yasak olan tüm meşru ilişkileri yaşaması da bu yeni gelen, oturtulmak istenen reformun neticeleri oluyor. Ve kadın aileden, toplumdan soyutlanıyor, eşten soyutlanıyor, yuvadan soyutlanıyor. Aynı şekilde çocuklar da aile bilmiyorlar. Bu kavramdan uzak yaşıyorlar. Bu şekilde reform aslında yerini buluyor. Yani reformun amacı aslında aileyi, evliliği bitirmek. Ve bir nevi toplumda aslında kargaşanın hakim olması ve o puslu havada da amaçlarını gerçekleştirmek. Evet, peki Berivan Hanım, tesettürün hakim olmasıyla Batı medeniyetleri neleri ele aldı? Şöyle ki, tesettürün hakim olmasıyla birlikte Batı medeniyeti kadını daha cazibeli ve çekiciliğini artırıcı tedbirlerin arkasına düştü. Bu nasıl bir şekilde sağlandı? Şöyle ki, erkeklerin şehvi arzularını daha mükemmel bir şekilde kamçılamak için çeşit çeşit türlü türlü süs eşyaları türemeye başladı. Bu şekilde kadınların daha cazip ve güzel görünmesi sağlandı. Bunlar heykellerle, şehrin ortasına dikilen heykellerle, çıplak heykellerle, dergilerde sunulan mankenlerle, makyaj malzemeleriyle dürtülüyor. Yani insanların nefisleri dürtülüyor.
Erkekleri bu şekilde, kadınların erkekleri avlaması kolaylaştırıldı bu süslü eşyalar, makyaj, süslenme ihtiyaçları gibi. Süslenme ve cazibeli görünme arzuları kadında deliliğe varan bir keyfiyet belirtmeye başladı. Tabii bundan sonraki zümre ise bir başka zümre, moda dünyasının öncüleriydi. Bu şekilde şöhret kazanılmıştı. Sıra sıra modalar türemeye başladı. Çıplaklık modası, şeyve azdırıcı elbiseler modası vesaire, bu modaları çoğaltabiliriz. Güzel kadınlar ve genç kızlar bu elbiselerle, süslü şehveti azdırıcı elbiselerle caddelerde ve meydanlarda boy göstermeye başladı. Tabii amaç genç delikanlıların, gençlerin, erkeklerin şehvi duygularını azdırmak ve bu şekilde akıllarını çelebilmekti. Bu elbiseleri giymeye, moda olarak takip etmeye, bununla birlikte de ceplerini doldurmaktı amaçları. Yani baktığımızda da, gerçekten şu an baktığımızda da ailede bir moda, özellikle bayanlar üzerinden baktığımızda bir moda sevdası haline gelmiş ve arzular, süslenme ihtiyacı, giyinme ihtiyacı, erkeklere, namahremlere karşı güzel görünme ihtiyacı kadını deliliğe varan bir keyfiyeti belirtmeye başlamış. Yani bir arzu tutkunu haline getirmiş. Ve bu şekilde de maalesef ki toplum da yavaş yavaş bozulmaya başlamış. Yani aslında avını bekleyen avcı gibi, bir yanda evet amaç, hedef tabii toplumu İslam'dan, İslami değerlerden uzaklaştırmak, ama aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi ceplerini de doldurmak. Evet. Yani yani bir belli bir kesimin aslında bir nevi her türden ihtiyaçlarını karşılamakken, insanlar işte moda yemiyle uyutulup o şekilde haz duyguları uyarılarak, evet, bu yaptırılıyor. Ve ne yazık ki insanlar bunlara çok kolay kanabiliyor. Evet. Yani o uykudan uyanmaları TESEP gibi gerçekten böyle platformların, böyle değerli insanların aslında devreye girip belki de bir şeyler yapmalarıyla belki de uyanmaları sağlanabilir. İnşallah. Ve sağlanılıyordur. Bu anlamda gerçekten toplumun acil olarak ihtiyacı var. Anlatan kişilere, doğru kişilere, uyandıran kişilere. Çünkü gerçekten günden güne bakıyoruz, kendi vaatleri değişiyor. Kendi, evet, vaatleri değişiyor ama yine sonuç hep aynı. Yıkımlar hep aynı. Yine hep evlilikler, aileler, gençler, çocuklar. Ve ne yazık ki Bu da kadın üzerinden yapılıyor. Çünkü kadın gerçekten bir toplumun kadın, bel kemiği yani. Evet. Kadın, bir kadını düzelirse bir aile düzelir. Bir aile düzelirse bir toplum düzelir. Evet, ama bunun tersine de, yönüyle de herhalde. Evet. Çokça oynanıyor. Evet, çokça oynanıyor kadını. Bu şekilde de kendi ceplerini de doldurmayı amaçlıyorlar ve öyle de görünürde öyle de olmakta. Evet, yani kadının özgürlüğü adına gerçekten kadın tam bir esaret altına alınmış. Kadın, evet, ne yazık ki bedenen de bir meta olarak kullanılıyor ve yine bunun adına da özgürlük diyorlar tabii. Özgürlük adı altında kadınları boş, aileden uzak, toplumdan uzak bir hayata, bir nefsi arzularına mahkum ediliyor. Aslında dar bir kafeste yaşam sunuluyor kadına. Evet. Özgürlüğü elinden alınıyor. Evet, geçenlerde bir yazı okumuştum. Bir yanılmıyorsam bir psikoloğun yazısıydı. Tam hatırlamıyorum kimin olduğunu şu anda ama şunu diyor. Bir tane diyor kadına diyor, hani iş vaadiyle gel çalış işte bakıcılık işini yapacaksın denip diyor, atıyorum işte 3-5 çocuk baktırıldığı zaman diyor, o kadının onlara bakması özgürlük, fakat kendi evinde çocuğuna bakması kölelik. Evet. Kendi çocuğu, kendi eşine bir bardak çayı getirmesi kölelik iken diyor, çalıştığı yerde işte onlarca, belki de yüzlerce erkeğin hizmetinde bulunması, onlara çay ikram etmesi, evet, yemek yapması özgürlük olarak, evet, dayatılıyor. Ve ne yazık ki insanlar bunun karşısında ne yazık ki hissiz kalabiliyorlar, anlayamayabiliyorlar. Bir kesimin belki işine geliyor ama ne yazık ki bizim insanlarımızın da, yani kandırılan kesimin de ne yazık ki anlaması bayağı bir herhalde zaman alacak. Görevimiz o. İnşallah anlatacağız. Rabbim. İnşallah anlaşılmasını sağlayacağız. İnşallah. Peki.
Batı'da annelik gerçekten tükendiğini görüyoruz Batı'da. Evet. Çünkü Batı'da ciddi anlamda artık evlilikler de tükenmiş. Zaten genç nesil de tükenmiş ve annenin anne de tükenmiş. Annenin anneliği de zaten tüketilmiş. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz Rumeysa? Şimdi bu zamana baktığımız zaman Avrupa şu anda gebe kalınmasını teşvik ediyor. Bunun için çocuk bakım paraları veriyor, anne süt parası veriyor. Çocuk büyüyünce ücretsiz bakım evleri kuruluyor. Anneye evde gelip tedavi ediliyor. Böyle bir lüks sunuluyor. Neden? Hı-hı. Çünkü nesil tükeniyor. Hı-hı. Artık kimse çocuk yapmak istemiyor. Özgürlüğünün önünde bir engel olarak görüyor. Ama bunun sorumlusu da, bunun suçlusu da yine Batı. Hı-hı. Kendisi kendi medeniyetini, kendi geleceğini, kendi neslini yaktı aslında. Siz bir aslında zamanlar... az önce anlattınız ya Rumeysa Hanım, gerçekten de inanılmaz bir bencillik aşılandı. Evet. Ve o bencilliğin sonucunda baktık ki nesil, insanlık, evet, insanlar, çalışacak elemanlar aslında, evet, tükeniyor. Ve bunun tükendiğini gördükten sonra da bu sefer yine anneliği... parayla çekmeye çalışma, hı, cazip hale getirme oluştu. Nikah sayesinde biliyoruz ki fertler veya milletler kurtulur. Çünkü nikah bir ailenin oluşumunu, iki bireyin bir araya gelmesiyle, bir yuva kurmasıyla, çocukların olmasıyla medeniyete, geleceğe ve nesle katkıda bulunmaktadır. Ve ancak bir anne ve babası belli olan bir millet karışıklığı ortaya çıktığı zaman psikolojik olarak, sosyolojik olarak büyük bir yıkımdır aslında. Her ne kadar özgürlük adı altında bunlar yapılmaya zamanında çalışılmışsa da annenin anneliği elinden alındığında, babanın sorumluluğu alındığında fıtri olan bir eylemin önüne geçiyorsunuz. Ve bu psikolojik bir yıkıma davet ediyor kişiyi. Anneliği elinden alınan bir millet, eşliği elinden alınan bir millet zamanla antidepresan haplarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Bir bağımlılığı gerektiriyor. Bu gerek uyuşturucu, gerek madde bağımlılığı, herhangi bir maddeyle hayatta kalma mücadelesi gösteriyor aslında. Hı hı. Çünkü fıtri bir eylemin önünde geçmeye çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl ki göz kapaklarınız siz istemsizce açılıp kapanıyorsa... Bir kadının içerisinde de yatan bir annelik duygusu vardır. Bunun istediğiniz kadar ilaçlarla, tedavilerle önüne geçmeye çalışın. Vücut, beden bunu istemeyecektir. Zihin bunu istemeyecektir, önüne geçecektir. Ve büyük bir harabelik ortaya çıkacaktır. Yani aslında ilk önce annenin anneliğine karşı büyük bir savaş açılıp, evet, değersizleştirildikten sonra kendilerinin de zararda olduğunu görüp aslında toparlamaya, yani, evet, çalıştılar. Fakat artık sanırım işten yani geçti. Ve bu aile olabilme, anne baba olabilme ancak bir nikah aktiyle oluşabilir. Hı-hı. Nikah çünkü diyor ki senin artık bundan sonra bir sorumluluğun var. Sen kabul et veya etme, zorlan veya zorlanma, iste veya isteme. Sen bu sorumluluğu kabul ettin. Bir anne olarak, bir baba olacaksın zaman geçtikçe. Ve bu sorumluluk artık senin nikahının altında. Yani senin sorumluluğun ancak nikahla gelebiliyor. Peki nikah ortadan kalktığı zaman kim isteyebilir ki anne baba olmayı? Tek başına sorumluluk kabul edebilir mi bir baba? Veya bir anne tek başına hem anne hem babalığı kabul edebilir mi? Edemez. Hı-hı. İlk önce nikah ortadan kaldırılıyor. Yani nikahsız bir yaşam sunuluyor. Zaten aklı beş karış havada olan gençler de buna atlıyorlar. Yani evlilik gibi bir sorumluluğu kaldıracağına, gönlünü eğlendirmesi yeterli aslında onun için. Aslında evlilik, yani o kurumun zorlaştırarak bunu yapıyorlar. Evet. Yani, evet, evliliğin önüne bir sürü setler engellen, çekildikten, evet, sonra zaten dini, İslami bir hassasiyet de olmayınca, eğer o hassasiyetle de çünkü savaşılmış, ona karşı da savaş açılmış. Ne oluyor? Bu sefer tamamen nefsani. Böyle ağır bir sorumluluk, evet, altına girmektense, evet, o zaman hiç evlilik birlikteliğine girmeyelim diye düşünebiliyorlar. Nikahın ve sadakatin sonucunda ise anne anneliğini, baba babalığının sorumluluğunu üstlenecek. Ama nikah ortada yoksa anne anneliğini reddedecek, baba babalığını reddedecek, aile sorumluluğunu almayacak. Hı-hı. Ve çocuk da bir bela olarak, kurtululması gereken bir bela olarak görünecek. Ve rahat yaşamın, özgür yaşamın önünde büyük bir engel olarak görünecek bir çocuk. Hı-hı. Ve ondan kurtulmanın bütün yolları aranacak. Bu doğum kontrol haplarının çıkmasıyla, kürtajların çoğalması ve yasal olması da bu zamanda başlıyor zaten. Hı-hı. Ve annelik gibi kutsal bir görev istenmeyecek. Bunun bir bela olduğunu, kurtulması gereken bir hastalık, bir vebaymış gibi davranılacak. Ve kadının bir erkeğin zamanla, kadın da bir erkeğin emri altında olmak istemeyecek. Çünkü onu bağlayan bir nikah hakkı yok.
bir sorumluluk yok. Bir erkeğin emri altında onun hizmetini görmek ona zor gelecek. Ondan kurtulma derdine düşecek. Ve hem çocuktan hem de erkekten. Yani burada da eşler arasında da bir ihanet de giriyor. Evet. Bunun nedenini de, çünkü son iki dakikamız kaldı, ikinizle de. Hem bunun nedenini de konuşalım. Çünkü nikah olmazsa ihanet olur zaten. Ona bağlayan bir sorumluluk yok. Böyle bir zihniyet var karşıda. Nikah olmayınca bu sefer çocuktan kurtulma, eşten kurtulma derdindesin. Çünkü kendisine cazip gösterilen kapital bir sistem var aynı şekilde karşısında. Çalışması gerektiğini, batıda annelik bu şekilde bitiyor zaten. Onun çalışması gerektiğini, istediklerini rahat bir şekilde alması gerektiğini bilinci aşılanıyor. Sen eşin varken çalışamazsın, çocuğun varken çalışamazsın. O zaman bunlardan kurtulma zorundasın. Rahat giyinmek, güzel giyinmek, göze ve gönle hitap etmek. Kendisine helal olmayan bir göze hitap edebilmek için de ne yapacak? Çalışması gerekecek. Çalışırsa ne yapacak? Kapital sistemi ayak uyduracak. O çarkın içerisine girecek. Ve eve tek başına döndüğü zaman zaten eş yok. Onu başından salmış. Evet. Bu sefer çocuk var, ev sorumluluğu var. İkisinin üstesinden kalkamayacak. Bu sefer çocuk sığınma evleri açılıyor. O dönemde çocuk sığınma evleri açılıyor. Ve sokaklara atılmış çocuklar, bebekler o zaman da alınıyor. Ve çocuk barınma evleri kuruluyor. Merdiven altı kürtaj yasak, mahkemelik bir dönem, bir durum ve merdiven altı kürtajlar başlıyor. Çoğu kadın bunlarla beraber ölüyorlar ve büyük bir seriye kuruluyor aslında. Sanki kadınların çok büyük bir derdi varmış da, bir veba salgın varmış da birkaç kadın bir araya gelerek kürtaj için kollarını sıvıyorlar. Ve profesyonelleşene kadar da çok cüz'i bir miktarda para alarak bu işi yapıyorlar ve küçük bedenleri, küçük canlara kıyıyorlar o dönemde. Sistemin sistemliği yaptığı bu eylemler ne yazık ki. Evet, son iki cümleyle programı kapatman gerekiyor Betül Hanım. Eşler arası ihanete baktığımızda zaten genel olarak felsefe ve nazariyeleri tahlil edildiği zaman görülecektir ki iman ettikleri medeniyetin Batı medeniyetine dayanmakta olduğunu, Batı milletlerin temsil ettiği içtimai hayatın üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Tabii bu gruba mensup olanların istedikleri İslami bir hayat ölçüsü muhafaza edilsin evlerinde, ama bunun yanı sıra da başlarında medeniyetine, Batı medeniyetine dayanmakta olan kıymetler de boy gösterilsin. Ama bu tamamıyla aklın kabul edemeyeceği bir şeydir. Zira birbirinden ayrı iki nizamı birleştirmek akıl kârı da değildir. Batı dekolte elbise modasının süslenme ve makyaj ihtiyacı, erkeklerin ve bayanların birlikte düşüp kalkmalarını, birbirleriyle aşk romanları, ahlaksız filmler izlemeyi tavsiye ederken ve bunları kendilerine örnek alan, uygulayan insanların evinde de İslami bir ölçü muhafaza edilmesi söz konusu olamaz. Muhafaza da edilmez. O halde gerçek şudur ki bir milletin hayatını tanzim eden değerlerin bir kısmı İslam'dan, bir kısmı da Batı'dan alınması mümkün olmaz. Evet, böyle kapatalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz TESEP teşekkür ederiz. Sultan Gazi temsilcisi Betül Berivan Demir Hanımefendi ve TESEP İstanbul Sözcüsü Rümeysa Demir Hanımefendi. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün tesettürün tarihini konuştuk. Başka bir programda, başka bir konu ve konukla karşınızda yine sizlerle oluncaya kadar yüzünüzden tebessüm, evinizden huzur eksik olmasın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.